Sanırım Tofaş'tan kurtuluş yok. Bu kez Euro Truck Simulator 2 için geldi. Biliyorsunuz Tofaş, Shy modları falan sürekli bu tarz oyunlarda yapılır mod olarak. Bir Euro Truck Simulator 2'ye gelmemişti. Ona da bugün geldi. Mercedes E63 üzerine yapmışlar. Şimdi gördüğünüz gibi bunları değiştirmeye zahmet bile etmemişler. Şimdi modifiye seçeneklerini ayarladıktan sonra biraz süreceğiz. Tofaş modunu. 580 beygir var. Çok fazla. Uçar gider bu, tutamayız. Kabini şöyle arkadaşlar. Ne yazık ki göstergeler ve aynalar çalışmıyormuş. Şöyle çevirmişler NTSC'ye. Renklendirilebiliyor. Fakat bunu şeyde yapacağız. Servisten tam olarak yapmamız gerekiyor. Yine Mercedes E63 jant ve lastikleri var. Çok alçak duruyor. Zaten şey, yani normalde de öyle yaparlar ya, bastırırlar filan. Ben genel olarak sevmem Tofaş modlarını vesaire. Arabayı da sevmiyorum yani, işin şeyi orada zaten. O yüzden beni pek böyle, yani al beni yok gibi, ama yani her oyunda her yerde Tofaş var, yani yapacak bir şey yok. Bir de ETS 2'ye geldi artık. Tamamlandı. Serçe modları falan şey vardı ya. Vardı öyle bir şeyler ama serçe. Zaten o Rus aracı olduğu için hani fark etmiyor. Yani sürekli çevirmişler işte Türkiye'de de zamanında Tofaş markasıyla. Şimdi satın al diyelim. Buraya bir yere atalım modu. Aracı ben seçeyim. Evet. Beyaz yapacağız. Ya da kırmızı da olabilir. Bir galeriye gidip şey yapalım. Evet, aynalar çalışmıyor gördüğünüz gibi. Şimdi motoru bir çalıştıralım. Var sanki bir başka bir aracın sesi eklenmiş. Yani zaten E63 Mercedes E63 modunun üzerine yapıldığı için şöyle içeri. Çok beygir yüksek olduğu için hemen zıplıyor. Şanzıman olayı da zaten düzenlenmemiş. Şimdi biz Logitech Drive for City'de kullanacağız. Gaza basınca gidiyor haliyle. Şanzıman da ona göre olmayınca otomatik vitesde bayağı şey yapıyor, sürüşü zorlaştırıyor. Yavaş yavaş gideceksin zaten. Zaten Tofaş'ın hızlı gitti nerede görülmüş. Bir boyaneden bakalım. Beyaz güzel ama şey, biraz dur. Belki bir grimsi bir şey yapalım. Annem şöyle olsun. Kırmızı yaparsak böyle olur. Yani tam şeyini ver, böyle metalik bir parlak bir şey yapmışlar. O yüzden pek güzel olmuyor. Şimdi göstergeler çalışmıyor dedik ve aynalar. Çok ufak dokunuşlarla kullanacağım. Oo, vallahi güzel ya. Basık olmasaymış keşke ya. Yani daha iyi olabilirdi yani basık olmasa.
Çünkü böyle zaten aracın şey yok. Sürüşü değil. Basık olunca biraz daha kötü oluyor. Ama tabii bazı içeride karakter de yok, o ayrı. Bu ilk sürüm yani, o yüzden yeni sürümü bekleyeceğiz. Bunda pek bir şey yok. Sadece aktarmışlar, çevirmişler. Vay, bağırttırıyor. Hadi bakalım. Bir dakika, farlar yanmıyor mu? Yanmıyor. Ha, yanıyor. Ha, tek seçenek var. Yani kısa ve uzun yok. Güzel de oldu ya. Biraz daha iyi olabilirdi. Hani şimdi insan kullanmak istiyor. BMW üzerine yapsalar da, ama sanırım Furkan kilitledi o dosyaları, ondan açamadılar. O yüzden olabilir. BMW'nin sürücü daha iyi mesela. Vitesidir vesaire, hologramlı. O yüzden sol. Oo! Aha, bu ne? Oha, o ne lan? Mor bir şey çıktı altında. Oo, otobüs de solladı bizi. Sen misin bizi sollayan? Dur, yakalayacağım seni, dur. Topaç oğlum bu, çekilin anasını satayım. Yani CD çalar var ve USB takmışlar. Aa. Hadi be ya. Fren olayını bu araçlarda ve işte az önce motosikleti falan test ettik. Bu tarz modlarda fren olayını değiştireceksiniz ve çok hızlı gitmeyeceksiniz zaten. Bir de ısınırını aktif edeceksiniz. 90'ı geçmesin. 90'ı geçerse sürüş şey olmadığı için, iyi ayarlanmadığı için kaza yapabiliyorsunuz. Oraya buraya çarpabiliyorsunuz ve çok hızlı gidiyor, kontrol edemiyorsunuz. Klavyede bu biraz daha farklıdır, fakat direksiyon setiyle oynarken hiç öyle değil. Çünkü aracı kullanıyorsunuz ve iyi olması gerekiyor arabanın. Gaza basıyorsunuz. Gazdan çekme şeyiyle, hani döndürme olayı falan, hepsi gerçekçi olduğu için ortada bir uyumsuzluk oluşuyor şu dönerken. Vallahi iyi olmuş. O zaman biz fazla uzatmayalım, burada bitirelim. Yani yeni sürümünde mutlaka bazı şeyleri giderilmesi gerekiyor. Model zaten şey gibi, yani sanki sıfırdan yapılmış o şeyler falan, göstergeler. Daha önce aktarılmadığı için oyuna, yani o yüzden şey yapıyor yani sizde. Bir anda olamıyor ve motor durdu. Hadi bakalım. Tofaşı şimdi ne yapacağız? Nasılsa hemen yapılır yani, ne olacak? Herkese iyi akşamlar dileyelim. Zaten burada da hava karardı, 21.50. Saat, gerçek saat de öyle lan. Gerçek saat 20. Topaşı çektik. Çalış lan. Topaşı çektik kenara. Artık birisini çağıracağız, yapsınlar baksınlar şeyine. Bundan sonra yeni bir sürüm gelirse, yeni sürümü de el freni çek lan. Yani gidiyor çünkü de. Yeni sürüm gelirse onu yine çekeceğiz. Türk modlarını zaten bu şekilde yapıyoruz. Tekrar tekrar yeni sürümleri geldikçe incelemesini çekiyoruz. Mutlaka indirip deneyin. Yani desteğinizi sunmanız gerekiyor, yoksa böyle modlar artmaz. Hani Türk modlarının artmasını istiyoruz, fakat işte destek gerekiyor, tanıtılması gerekiyor, ilgi gösterilmesi gerekiyor. Onun dışında olmuyor. Görüşmek üzere diyelim. Herkese iyi oyunlar, iyi eğlenceler. Hoşça kalın.